Virüsü yenmenin yolu gördüğünüz gibi bilime kulak vermek durumunda. İzlanda en başarılı yönetimlerden birini yaptı. Avustralya öyle. Oranın da başbakanı kadın. Almanya olağanüstü başarılı. Onun da yöneticisi bir kadın. Keşke Türkiye'de akıllı kadınlar sizin gibi yönetseler. Bu ülkelerin kurumları var bildiğiniz gibi. Bizim ise bilim kurullarımız var siyasetin gölgesinde. Güdümünde dersem belki kızacaklar ama epey de güdümünde. Yani siz biz danışmanız deyip sizin aldığınız kararlara en aykırı uygulamaları dahi ses çıkartmazsanız güdümünde olursunuz. Dolayısıyla kurumsuz Türkiye kurullarla siyasetin güdümünde salgını yönetemez. İkinci dalgada da kendisini kolay kolay kurtaramaz. Köklü değişiklikler lazım. Benim önerim son olarak şu olsun. Muhalefet, özellikle muhalefet sonbaharda gecikmeden Eylül'de öngörmek çok zor ama önümüzü yine de planlarımız olsun. Eylül'de bir ulusal salgın ya da sağlık diyeyim, sağlık kurultayı toplasın. CHP öncülük yapsın, öbür muhalefette katılsın, bütün toplum kesimleri toplansın ve orada birkaç günlük bir kurultayla bu salgınla nasıl baş edeceğimizin politikaları oluşturulsun. Ve bu politikalar kamuoyuyla paylaşılsın. Hükümet de herhalde buna pek direnemez. Böylesine bir kurultaydan çıkartılan sağlık politikaları olursa diye düşünüyorum. Yaz boyunca da yaz geldi. Havalar ısındı. Çok güvenmeyelim lütfen. Virüsü çok tanımıyoruz. O nedenle sözünü ettiğim o 3-4 altın kurala uymayı sürdürelim. Son kritik bir nokta da Gökçe Hanım beslenme. Büyük kitleler işsiz kaldılar. Büyük kitleler zaten öyleydi. Türkiye'de gelir dağılımı, yoksulluk dayanılmaz düzeyde idi. Bu salgın daha da feci boyutlara ulaştırdı yoksulluğu, işsizliği. Yeterli ve dengeli beslenme olmazsa bırakın koronayı, bundan başka da pek çok enfeksiyona insanlar çok rahat yakalanır. Direnemez ve ölürler. O bakımdan tarım ve gıda üretimi sağlıkla birlikte en stratejik sektör oluyor. Bu ikisine çok dikkat etmek. Başka ülkelerden ithal de edemeyiz. Hem paramız yok hem ülkeler kendilerine saklayacaklar ürünlerini. Gıda tarım üretimini artırmak ve yoksul işsiz kitlelerin beslenmesini mutlaka desteklemek gerekiyor.